Evet, şimdi ikinci durum için bu devreyi tekrardan analiz edelim. İkinci durumda arkadaşlar ne yapıyorduk? Bakın, örneğin 25 voltluk gerilim kaynağını referans alarak devrenin çözümünü yapalım. Şimdi burada ne demiştik arkadaşlar? Süperpozisyon teoreminde gerilimler kısa devre, akımlar neydi? Açık devre bırakılıyordu. Peki 25 voltluk gerilim kaynağını devrede bırakıp diğer kaynakları gerilim kaynağını kısa devre yaptığım zaman, yani buradaki 15 volt vardı az önce, kısa devre ettim. Ne oldu? Bakın buradaki 3 kilo ohm ne yapılmış oldu? Kaynağa paralel bağlı oldu. Ve burada bakın açık devreye bıraktığım için de burada herhangi bir ne olmayacak? Akım akışı olmayacak. Yani bunlar iptal. Ha, geriye ne kalıyor? Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar. 4 kilo ohmla 1 kilo ohm birbirine nedir? Seri bağlı. Yani ben bunları artık niye direkt toplayabilirim? Ve bu toplam 5 kilo ohmluk dirençte, bakın şu nokta, bakın aynı noktalar, aynı noktalar. Ha, demek ki neymiş arkadaşlar? Buradaki 5 kilo ohmda 25 volta paralel, 3 kilo ohmda 25 volta paralel. Demek ki bunlar da birbirine paralel. Yani 5 kilo ohmla 3 kilo ohmla birbirine paralelmiş. Şimdi bu devrede az önce bahsetmiş olduğumuz gibi, bakın 25 volt geliyor. Direkt buna aslında uygulanıyor. Bizim soruda ne diyordu? Buradaki 1K'lık direncin üzerine düşen gerilimi hesaplayın diyor. Ben bunu direkt aslında hesaplayabilirim oran orantıyla. Hani gerilim bölücü devrelerinde yapıyorduk. İki tane seri bağlı dirençteki gerilim değerini dirençlerinin üzerine direnç değerine bağlı olarak paylaştırılıyordu. Ne gibi? Şimdi burada 1 kilo ohm var, 25 4 kilo ohm var ve bu 25 volt bunları nedir? Bakın arkadaşlar, paralel bağlı. Yani 25 volt gelecek, bir kısmı buraya düşecek, bir kısmı da buraya düşecek. Bunu hesaplarken yine nasıl yapıyorduk arkadaşlar? 1 kilo ohmluk direncin üzerine düşen gerilimi kendi direnci, yani 1 kilo ohm bölü toplam direnç, yani nedir? 5 kilo ohm çarpı toplam gerilim değeri. Yani U2, buradaki direncin değeri eşittir 1 kilo ohm bölü 5 kilo ohm çarpı toplam direnç 25 volt. Bu da eşitmiş arkadaşlar. Burada kilo ohm olduğu için bunların hiçbir önemi yok. Yani 1 bölü 5 nedir? 25 bölü 5, o da eşittir 5. Bunun sonucu da bakın ne çıkmış arkadaşlar? 5 volt. Yine bakın burada üst taraflarda artı eksi yazıyor. Bunları yine analiz edelim. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar, 25 voltun artı ucu neye geliyor? Bakın 1 kilo ohmluk direncin sağ tarafına geliyor. Bakın demek ki neymiş? 1 kilo ohmluk direncin sağ tarafı artı, sol tarafı ne olacak? Otomatikman eksi olacak. Yani sağ tarafı artı, sol tarafı eksi. Daha önceki birinci durumda direncin üzerine düşen gerilim neydi? Sol taraf artı, sağ taraf eksi. Dikkat ederseniz bunlar birbirine ne oldu? Zıt oldu. Yani ben bunları toplarken 8 eksi 5 olarak toplamam gerekiyor. Devam edelim ama daha bitmedi. Bir de ne var? Üçüncü durum analizini yapmamız gerekiyor. Üçüncü durum analizini yaparken burada nedir arkadaşlar? Bir 15 voltum var. Geriye kalan devredeki kaynaklarım 'gerilim kaynağı ise kısa devre, akım kaynağı ise açık devre. Gerilim kaynağı olarak ne vardı? Bakın burada 25 volt. 25 voltu kısa devre edeceğiz. Açık devre olarak da buradaki akım kaynağı bu şekilde kalacak. Şimdi bu devreyi analiz ettiğimizde bakalım. Şimdi burası kısa devre olması demek ne demek arkadaşlar? Şimdi burası açık devre, 4 kilo ohm kendi başına burada. 1K ile 4K burada ne? Bakın arkadaşlar, birbirine normalde seri bağlı. Fakat burada bir kısa devre durumu var. Neyi kısa devre ediyor? Dikkat ederseniz dirençlerin iki ucu da buradaki iletkene bağlı. Bu şu demek, kaynaktan çıkacak akım dirençlere uğramadan direkt buradan devresini tamamlayacak. Bu durumda devrede ne kalıyor arkadaşlar? Sadece ne kalıyor? Bakın şuradaki 3 kilo ohmluk direnç kalıyor. Siz bu uçlara tuttuğunuzda voltmetreyi, yani 1 kilo ohmluk direncin üzerinde tuttuğunuzda ne olacak peki, ona bakalım.
Bu devrede normalde nedir arkadaşlar? 1 kilo ohmun üzerine düşen gerilim. Bakın normalde sadece şu göze bakıyoruz. Bakın 1 kilo ohm, 4 kilo ohm kısa devre. Şurası. Buraya baktığımızda nedir? Bu kısa devre olduğu için herhangi bir akım akışı yoktur. Akım akışı olmadığı için nedir? Sıfırdır. Bakın normale geliyor. Buradan artı gelip eksisinin devresini tamamlıyor. Akım buradan akmadığı için akım akmazsa gerilim de ne olmayacaktır? Olmayacaktır. Bakın U3'te 0 volt oluyor. Peki ben buradaki geri kalan şeyi hesaplar isem az önce durum 1 ve durum 2 için değer hesapladım. 1 artı 8 volt, 1 eksi 5 volt, 1 de 0 volt. Ben toplam gerilimi bulmak ister isem U1 kilo ohm eşittir. U1 birinci durumdaki gerilim, ikinci durumdaki gerilim ve üçüncü durumdaki gerilimi hesap toplamı neyi verecek? Bana devrenin toplam üzerine düşen gerilim verecek. Şimdi bu şekilde parantez içinde yapıyoruz. Artı eksi yani buradaki direncin sol tarafı artı sağ tarafı eksi 8 volt. Burada ise sol tarafı eksi sağ tarafı artı 5 volt. Burada ise 0 volt. Bu ne demektir arkadaşlar? Normalde nedir? 8 volt büyük, 5 volt küçük. 8'den 5'i çıkartacağız. Şuradaki işaretten dolayı bakın burası önemli. Buradaki işaretten dolayı çıkartıyor. Aradaki potansiyel farkı alıyoruz aslında. Buradaki 8 volt büyük olduğu için bunun işareti geçerli. Ki ne olacaktır 8'den 5 çıktığında? Demek ki direncin sol tarafı artı sağ tarafı eksi olacak şekilde 3 volt olacak. Yani temel şeklimize baktığımızda bakın bunun sol tarafı artı sağ tarafı eksi olacak şekilde burada ne düşüyormuş? Sadece 3 volt düşüyormuş. Bu şekilde devremizin 3 volt gerilim düştüğünü hesapladık. Peki bu devredeki arkadaşlar neyi bir de örnek olarak istiyor? 1 kilo ohmluk direncin üzerine düşen gücü bizden hesaplamamızı istiyor. Güç formülünü hatırlar isek P eşittir U kare bölü R'den hesaplar isek gerilimimizi biliyoruz. Az önce hesapladık. 3. 3'ün karesi bölü direncimiz neydi arkadaşlar? 1 kilo ohm yani ohm üzeri 3. Bu da eşitmiş arkadaşlar. Bakın 9 miliwatt olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki bu dirençte sadece 9 miliwatt olarak biz neyi hesaplıyoruz? Gücümüzü hesaplıyoruz. Peki biz bu yöntemle bir güç değeri hesapladık. Peki bunun doğru olup olmadığını teyit etmek ister isek. Yani her durum için aslında ne yapacağız? Biz buradaki direnç güç değerlerini hesaplayacağız. Örneğin birinci durumda 10 miliamperlik kaynak olduğu zaman yani şurada bakın ilk durumda bu durumda kaç wattlık bir enerji harcıyordu? İkinci durumda yani 25 voltun olduğu durumda kaç wattlık bir güç harcıyor? Ve daha sonra üçüncü durumda 15 voltun olduğu durumda kaç wattlık bir güç harcıyor? Onları hesaplayalım ayrı ayrı. Yine P1 eşittir diyoruz arkadaşlar. U1'in karesi bölü nedir? R1 direnci. Bu durumda üzerine kaç volt düşüyordu hatırlarsanız. Bakın şurada bulmuştuk. Şurada birinci durumda. Sol tarafı artı sağ tarafı eksi olacak şekilde 8 volt. Demek ki burada 8 voltun karesi bölü. R1 direnci neydi? 1 kilo ohm yani 10 üzeri 3 ohm. Bu da kaçmış bakın arkadaşlar. 64 miliwatt. Şimdi 25 voltluk durumda ne bulacağız? Burada ise bakın P2 U2'nin karesi bölü R1 direnci. Burada ise arkadaşlar 5 voltun karesi bölü 10 üzeri 3. 5 volt bulmuştuk. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? 25 miliwatt olarak karşımıza çıkıyor.
Ve son durumda ise bakın neydi arkadaşlar? 15 voltluk kaynağı devrede kaldığı durumda normalde neydi bakın? 0 volt düşüyordu. 0 volt olursa üzerinde de herhangi bir harcanmaz. 0 voltun karesi bölü 10 üzeri 3 ohm, o da eşittir 0 miliwatt. Şimdi bu kaynaklarda arkadaşlar, yani 1 kilo ohmluk durumdaki için hesaplar isek burada bakın nedir? P1 artı P2 artı P3 eşittir. Birincisi kaç? 64. İkincisi kaç? 25. Ve toplam üçüncüsü 0. Toplam ne oluyor bakın arkadaşlar? 89 miliwatt oluyor. Şimdi buradaki dikkat ederseniz her bir durum için ayrı ayrı güçleri hesapladık. Bunlar fakat nedir? Birinci durumdayken mesela diğer kaynaklara siz ne almıyorsunuz? Devreye almıyorsunuz. Bu durumda üzerinde harcanan güç farklıdır. Neden? Şimdi bu durumda örneğin siz burada geçen akımı size 8 miliamper hesaplıyorsunuz. Fakat bir de üzerinde ne var? Farklı 5 miliamperlik bir akım var. Siz iki durumda da bunu pozitif alıp bunların karelerini alıp çarparsanız ne olur? Siz bu devredeki güç değerini yanlış hesaplamış olursunuz. Bunlar da arkadaşlar bu yöntemde toplam bulacağımız akım, yani bu yöntemle böyle ayrı ayrı hesaplayıp sadeleştirme, yani karşılaştırma yaparsak yanlış olur. Önemli olan burada buradaki gelimin yönleriyle birlikte sonuç gücü bulmak. Asıl bu devrenin üzerine düşen gelim bu. Fakat ayrı ayrı hesapladığınızda siz farklı durumlar için farklı güçler hesaplıyorsunuz. Güç karşılaştırması yapmak doğru olmazdı. Çünkü güç bir lineer bir ifade değil. O yüzden dolayı bu karşılaştırma yapmak doğru olmaz. Şimdi diğer bir yönteme geçelim. Diğer bir yöntem arkadaşlar Thevenin teoremi. Thevenin teoreminde de yine bir veya birden fazla ne varsa gerilim kaynağı veya akım kaynağı var ise bunların devrenin çözümünü kolaylaştırmak için kullanılan yöntemlerden yine biridir arkadaşlar. Yine A, B uçları örneğin şu şekle baktığımızda 10 voltluk bir gerilim kaynağımız var. İşte R toplam bir direncimiz var. Ve işte burada A, B uçlarına bir ne bağlanıyor? Direnç bağlanıyor. Bu devre teoreminde arkadaşlar şöyle bir durum var. Bu devre teoreminde biz örneğin referans almış olduğumuz A ve B uçları için baktığımızda burada kaç tane eleman olursa olsun, kaç tane kaynak olursa olsun önemli olan şudur. AB uçlarına R direnci gözünden bakıldığında, yani bu taraftan baktığımızda, bu taraftan baktığımızda biz AB uçlarına göreceğimiz direnç ve gerilim değeri bu devrenin nedir? Thevenin eşdeğer devresidir aslında. Thevenin eşdeğer devresidir. Ben buraya R direncini bağladığımda bu R direncine kaç volt düşecek ve kaç amperlik bir akım akacak? Bu önemlidir aslında. A, B uçlarındaki toplam eşdeğer devreye biz Thevenin eşdeğer devresi diyoruz. Burası önemli. Burada kaç tane akım kaynağı, kaç tane gelim kaynağı olursa olsun. Örneğin burada bakın bir U, A, B demiş. Kaç voltmuş? 10 voltmuş. Bir de R, T toplam direnci varmış. Ve U, A, B gelimi var. Burada geçen akım arkadaşlar nedir? U, A, B. Şuradaki U, A, B, A, B uçlarındaki gerilim bölü R toplam artı R, T, yani toplam direnç artı buradaki bağlanan R direnci. Neden bunu R, T artı R diyoruz? Çünkü arkadaşlar bu R, T ile R birbirine nedir? Bakın seri bağlı. Seri bağlı olduğu için direkt toplayabiliriz. Burada geçen akım işte toplam kaynak gelimi bölü toplam direnç olarak yazabiliriz. Şimdi bakın orijinal devre. Orijinal devrede örneğin siz bir RL direnci bağladınız. Bu RL direnci 20 miliamper akım çekiyor ve RL direnci üzerine de 15 voltluk bir gerilim düşünüyor. Orijinal devre. Bunun içinde 2 tane gerilim kaynağı, 4 tane direnç, 1 tane akım kaynağı olabilir.
Olabilir. Peki ben Thevenin eşdeğer devresini sadeleştirip yapsaydım az önce yukarıda olduğu gibi sadece bir tane gerilim kaynağı ve sadece bir tane gerilim kaynağı ve direnç grubu eşdeğer direnç grubu Thevenin eşdeğer devresini yazdığımızda buraya çizdiğimizde yine aynı RL yükünü bağlamış olsam yine aynı 20 mA ve yine RL direnci üzerine 15 volt düşmesi gerekir arkadaşlar. Bu durumda bu devreleri sadeleştirirken çok fazla kullanılıyor Thevenin eşdeğer devresi. Bir devrenin eşdeğer devresini çıkartarak o devreyle ilgili siz buraya ne bağlarsanız bağlayın, ne yük bağlarsanız bağlayın, yanlış yapma olasılığınız çok düşük oluyor. Çünkü bununla bu aynı demek aslında. Şu ikisi aynı. Arasında hiçbir fark yok. Şimdi burada önemli olan maddeler var. Yani işlem sıraları var. Şimdi analiz yapılacak kol orijinal devreden çıkartılır. Yani burada şimdi bu devre RL yükü bağlıyken bunun Thevenin eşdeğer devresi çıkartılmaz. Ne yaparız? RL devresini bir ayırırız. RL direncini bir çıkartırız. Daha sonra bu devredeki tamamen sadeleştirme işlemlerinin hepsini yaparız. Daha sonra tekrar bağlarız. İşte birinci madde şu. Analiz yapılacak kol. RL direncine göre bir ne yapacağız? İşte Thevenin eşdeğer devresi çıkartacağız. O kolu devreden çıkartıyoruz. Ve çıkarılan noktalara da unutmamak adıyla ve tedbir amacıyla ne yapıyoruz? İşte UA, UB diyerek ve AB uçları olarak tanımlıyoruz. İşte buna işte X, Y de diyebilirsiniz. Fark etmez. Önemli olan oradaki noktaları belirlemek. İkinci durumda ise arkadaşlar devreden bütün kaynaklar çıkartılır. Çıkarılan kaynaklar kısa devredilir. Akım kaynağı ise bu ne yapıyoruz? Açık devredilir. Ve daha sonra arkadaşlar bu çıkarılan direnç gerilim kaynağı ve akım kaynaklarının oluşturmuş olduğu toplam devrenin bir eşdeğer direncini buluyoruz. İşte biz bu direnci arkadaşlar ne diyeceğiz? Thevenin eşdeğer direnci diyeceğiz. Örneğin mesela karmaşık bir devreye bakalım. Mesela örneğin şu devreye baktığımızda bu devrede şu 3 kilo ohmluk devreye göre bir analiz yapacak olsaydık yani buraya A buraya B noktası demiş olsaydık bu noktaya göre Thevenin eşdeğer çıkartmak isteseydik ne yapacaktık? Ne yapıyorduk? Öncelikle bu direnci çıkartıyoruz. 3 kilo ohmluk direnci çıkarttık. Ve daha sonra gelim kaynakları kısa devre. Bakın buraya kısa devre edecektik. Buraya kısa devre edecektik. Akım kaynakları ise açık. Burayı da açık devre olarak yapacaktık. Ve buna bağlı olarak işte neyi hesaplayacağız? Buranın eşdeğer direncini hesaplayacağız. İkinci maddede bunu söylüyor aslında. İkinci maddede bakın şurada kaynak gelimleri ve akım kaynakları çıkartılır. Dirençlerin eşdeğer değeri hesaplanır. Bunu da yaptık. Şimdi daha sonra analiz yapılacak kolun Thevenin eşdeğer devresi çizilir. Bakın buradaki gibi. Bakın AB uçları demiş. AB uçlarına göre ne yapıyoruz? Thevenin eşdeğer devresini çıkartmamız için ne yapıyoruz? Burayı kısa devre edeceğiz. Devredeki direnci toplayacağız. Yani R1, R2 birbirine paralel ve R3'e toplam. Ve ben buna ne diyeceğim? RTH yani Thevenin eşdeğer direnci diyeceğiz. Daha sonra birinci maddedeki çıkarılan kol Thevenin eşdeğer devresine tekrardan takacağız. Yani az önce buradaki R4 direncini çıkartmıştık. Ne yapıyoruz? Toplam bir gerilim kaynağı ve toplam bir direnç diye bağladıktan sonra gerine bağlıyoruz. Burada da ise bildiğimiz Kirchhoff'un gerilimler akımlar kanunu yapılarak ne yapılıyor? İşte kaynaktan çıkan akım ne yapıyor? Thevenin eşdeğer direncinden ve buradaki dirençten devresini tamamlıyor. İşte bunun neyini buluyoruz? İşte akımını buluyoruz. Direncin üzerindeki düşen gerimi olmak üzere hepsini ne yapabiliyoruz? Hesaplayabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu hafta iki tane yöntem öğrendik. Birininle ilgili pratikleri yapacağız.
Birincisi neydi? Süperpozisyon teoremi. Süperpozisyon teoreminde en önemli maddelerden biri sırasıyla kaynaklar çıkartılır ve analizler yapılır. En önemli madde neydi? Gelim kaynağı var ise kısa devre edilir. Akım kaynağı var ise açık devre bırakılır. Yine bakın burada da Thevenin'de de ne yapıyoruz? Aynı mantık. Bulmak istediğimiz noktadaki direnci çıkartıp akım kaynakları açık devre, gelim kaynakları kısa devre edilir. Devrenin toplam eşdeğer direnci hesaplanır ve daha sonra ne yapılır arkadaşlar? Tekrardan o direnç yerine bağlanır ve Kirchhoff akımlar kanunu, gelimler kanununa göre direnç üzerine düşen akım ve gelimler hesaplanır. Evet, haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir örnek çözeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.